Değerli izleyenler 28 yıldır süren Ermenistan işgalinin ardından Laçin kurtarıldı biliyorsunuz. Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri işbirliği ve dayanışma güçlenerek devam ediyor. İki ülke işgalden kurtarılan Laçin'de ortak askeri tatbikat yaptı. Şimdi kameralarımızı Bakü'ye çeviriyoruz. Fatih Avanos karşımızda. Fatih bu tatbikatın özel bir önemi var mı senden dinleyelim. Evet, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri şu sıralarda bugün 3 bölgede Konya'da, Dağlık Karabağ'da ve yine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 ortak tatbikatı aynı anda icra ediyor ama en anlamlısı, en özeli tabii geçtiğimiz yıl sonbaharında işgalden kurtarılan Dağlı Karabağ'da, Laçın'daki o tatbikat aslında. Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayı ve o tatbikatın Laçın koridorunun güneyinde Ermenistan sınırına çok yakın bir noktada Karabağ'ın en batı noktasında gerçekleştiği ifade edildi. Mehmetçiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede resmi olarak aslında bulunduğunu ilk kez resmi bir kaynaktan da teyit etmiş olduk bu tatbikatla. Peki tatbikatla hedeflenen ne? İki ülkenin askeri birlikleri arasında karşılıklı faaliyetlerin ve komuta merkezi noktasında ortak karar alma noktasında ve birlikte eşgüdüm içerisinde hmm. iki silahlı kuvvetlere bağlı özel birliklerin hareket etmesi noktasında eğitimlerin icra edileceği ifade edildi. Yine tatbikatta modern savaş ekipmanlarıyla diğer askeri teçhizatlar zorlu arazilerde kullanılmak üzere gelişmiş muasir son aslında teknoloji silahların da kullanıldığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla aslında ifade edildi ama bir önemli bir tatbikatta başkent Bakü'de gerçekleşiyor. Hazar kıyısında bu kez Deniz Kuvvetleri'ne ait iki ülkeden Deniz Kuvvetleri'ne ait özel birlikler SAT komandoları bu tatbikata icra ediyor. Bu tatbikata katılıyor. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat. Botların kullanıldığı gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat. Nefes kesen görüntüleri yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı ve bu tatbikatla da temsili düşman terör ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ve geçici olarak onların bulunduğu muhafaza Muhafaza ettiği noktalarında e, imha edilmesi noktasında önemli çalışmaların yapıldığı ve şu ana kadar da tatbikatın oldukça başarıyla devam ettiği ifade edildi. Son bir not söz konusu tatbikat başkent Bakü'deki tatbikat da 12 Eylül'e kadar devam edecek Serpil Dizdarlar. Teşekkür ediyoruz ayrıntılar için Fatih Havanos Bakü'den aktardı.